Meyveli bici bici. Bunu yapmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyiniz. Ahmet Usta Mutfağı'ndan bici bici tarifi. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün bici bici nasıl yapılır onu göstereceğiz. Hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyoruz. Tenceremize 5 bardak dolusu suyumuzu ilave ettik. Toplamda 1 litre. 1 bardak da nişasta yeterli. Nişasta, buğday nişastası olması önemlidir. Mısır nişastasını kullanırsak, mısır nişastası tatlımız soğuduktan sonra sararma yapıyor. Onun için buğday nişastası kullanıyorum. Tercih ediyoruz daha doğrusu. Az az tenceremize nişastayı ilave ediyoruz. Tabii ki suyumuz ılık olduktan sonra, şu an altı açık. Az az nişastamızı ilave ediyoruz. Bir bardak nişasta. Hepsini ilave ettim şu anda. Az az ilave edelim ki topaklaşma olmasın. Şu anda bütün nişastayı ilave ettim. Nişastanın kaynamasını bekleyeceğiz. Tabii ki bu arada sürekli karıştıracağız. Tabii ki kaynayana kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Bici bici orijinali şekersiz oluyor. Ben buradan 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Bu şekilde sanki daha güzel oluyor diye düşündüğüm için 2 yemek kaşığı şeker ilave ettim. Bu şekilde nişastamızı kaynatmaya bırakıyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Karıştırmayı kesinlikle bırakmıyoruz. Eğer karıştırmayı bırakırsam hemen dibi tutabilir. 1-2 dakika kaynattıktan sonra veya da iyice katılaştıktan sonra hemen onu bir tepsiye dökeceğiz sıcak sıcak. Şu anda bu şekilde nişastamız yeterlidir. Hemen tepsiye döküyoruz. Evet, bu şekilde orta boy bir tepsiye ilave ettim. Bu şekilde yapıyorum ki nişasta tepsinin her tarafına dağılsın. Bu şekilde oda sıcaklığında bekletiyoruz. Buharı gittikten sonra onu dolaba alıp iyice soğutmayı bırakıyoruz. Hemen diğer işleme geçelim. Şimdi arkadaşlar şerbet yapımı için 1 bardak şeker kullanıyorum. Malzemelerimiz gıda boyası, kırmızı gıda boyası, sarı gıda boyası, gül suyu, yeşil nane, meyve olarak kivi tercih ettim. Limon, limon tuzu. Hemen yapımına başlıyoruz. Şeker ve limonu tam tercih size bırakıyorum. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Üç çay kaşığı limon tuzu ilave ettim. Yeşil nane. Sarı şerbet yapacağız. Onun için sarı gıda boyası kullanıyorum. Çok az bir şey. Gıda boyası büyük marketlerde bulunur. Gıda boyasının sıvısı da var. İsterseniz onu da alıp kullanabilirsiniz. İnternette de bulabilirsiniz.
Çok az bir şey koydum. Limonata için limon çok yakışıyor. Bundan da kullanıyorum 2-3 tane. Ve gül suyu ilave ediyoruz. Şu anda bu şerbetin yapımı tamamlandı. Bunu dinlendirip dolaba bırakıyoruz. Hemen kırmızı şerbet için de yapacağız aynısını. Şu anda sarı şerbetimizi hazırladık. Hemen kırmızı şerbet için de yapımına başlıyoruz. Sarı şerbet limonataya çok yakın olduğu için limon fazla kattık. Kırmızı şerbeti tatlı yapacağız arkadaşlar. Bu daha fazla biraz tatlı olacak. Şekerimizi ilave ettik. Bunda 2 çay kaşığı limon yeterli. Suyumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra gıda boyası aynı şekilde az bir şey katıyoruz. Yeşil nane ilave ediyorum. Bolca gül suyu. Dediğim gibi şerbetlere yeşil limonu çok yakıştırıyorum. Onu da kattık 2 parça. Kırmızı şerbeti tatlı yapalım. Yani isterseniz de limonlu yapabilirsiniz, fazla limonlu. Bu şekilde tatlı kırmızı şerbete daha çok güzel yakıştırıyorum. Gerçekten çok güzel koktu. Şu anda kırmızı şerbeti de hazırlamış bulunmaktayız. Hemen diğer işlemlere geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar buzun karlambaç olması için onu bu şekilde rendeliyoruz. Bakın buz bu şekilde rendeleniyor. Tabağımıza alıyoruz. Bir daha rendeleyelim. Eğer bu şekilde zorlanırsanız buzu ince ince parçalayıp tabaklara koyabilirsiniz. Bici bicimiz iyice dolapta soğudu. Onu aldık. Şu an bu şekilde doğruyoruz. Küçük küçük küp küp doğrayacağız. Bir de bu şekilde de doğruyoruz. Çok güzel olmuş. Tam istediğimiz gibi. Evet. Şöyle ortadan alıyoruz. Tabaklarımıza koyduk. Bici bici bu şekilde görmüş olduğunuz gibi oldu. Hemen onu servis ediyoruz. Bolcana buz ilave ediyoruz. Buzumuzu ilave ettikten sonra evet tam organik %100. Bir tane de sarı yapalım. Şu anda
Meyve olarak kivi tercih ettim. İsterseniz muz veya başka bir meyve tercih edebilirsiniz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız.